Kahve Tadı'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Kahve Tadı'nda paylaşılan dostluk ve muhabbet demiğiyle başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir konuğum olacak stüdyomda. Hemen kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz. Şu an Bahar TV stüdyolarında ve bizlerle beraber. Hoş geldiniz Zeynel Bey. Hoş bulduk Sezen Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Güzel bir bahar günü tabii. Evet. İki gündür de biraz yağmur yağıyor ve çiftçinin, bizlerin yüzü güldü. Çünkü kurak bir kış geçirdik. Evet. Yağmur bereket da yağsın tabii. Evet. Gaziantep için. Tamam. İyi olacak diye düşünüyorum. Bu yağmurların devamı da gelsin. Ta ki bahar çıkana kadar evet. Tabii ki. Tanımayanlar için kendinizden bahseder misiniz bize? Zeynel Abidin Kıymaz, 1962 Adıyaman doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimizi Adıyaman'da yaptım. Evet. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat okudum. Adıyaman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü bitirdim. Öğrenim evet. Hayatımız böyle oldu. 1984 yılında şiir, makale yazmaya başladım. 1987 yılında resmen gazetecilik yapmaya başladım. Bir bizim dergahla, bizim Ocak dergilerinin temsilciliğini yaparak hem de kendi makalelerimi o dergilerde rahmetli Ahmet Kabaklı'nın Türkiye Edebiyatı Dergisi vardı. Oraya gönderiyordum, yayınlanıyordu. 87'de başladığımız basın sektöründeki çalışmalardan hiç kopmadan bugüne kadar mesleğin içerisinde bir fiil aktif olarak görev aldım. Evet. 1992-93 yılında ilk Magic Box televizyon yayını rahmetli Özal zamanında başlayınca o dönemin ilk televizyonları bölgemize kurulmuştu. Ben de hemen o yıllarda görev aldım. Televizyonda genel müdür yardımcısı ve program yapımcı ve sunucusu olarak, maşallah, aktif olarak içinde yer aldık. Bünyesinde radyo da vardı. Yani bu sektörün içerisinde radyo, televizyon, internet medyası, gazete ve bunların bütün departmanlarında bir fiil bulunarak bütün departmanlarıyla ilgili bilgili Türkiye'deki sayılı birkaç gazeteciden birisi de benim. On parmağınızda. Şimdi soruyorlar işte televizyonla ilgili karşılaşıyoruz. İşte diyor, ben diyor A televizyonun yöneticisiyim, B televizyonun genel yayın yönetmeniyim vesaire. Ben ona soruyorum, diyorum evet. ki sen verici direğine kaç defa çıktın? Yani yayın ulaştırmak için o yüksek tepelerden vatandaşlara yayın ulaşsın diye o dönemin güç zor şartlarında analog yayınlar, tabii sonradan uydu yayınları yaygınlaştı. Evet. Ne kadar çile çektiğimizi, nasıl bir heyecanla topluma görüntü ve ses ulaştırdığımızda yaşadığımız mutluluğu, bunu yani meslekte iyi hemhal olan insanlar bilirler. Evet. Öyle biz vitrin gazetecisi değiliz yani. Evet, kesinlikle öyle. Mesleğe çok emeğimiz geçti, katkımız oldu. Sevmesek bu kadar uzun süre çetrefilli bir işin içerisinde olmazdık. Bizi bu mesleğe bağlayan temel neden insana, vatana, içinde yaşadığımız coğrafyaya olan derin sevgi muhabbetten kaynaklanan bir neden yani. Bunun dışında başka şeyle bizi buna bağlayamazdı. Şimdi bazen kekli yağına vesaire ava gidenler oluyor. Kışın zor şartlarda bakıyorsun, adamlar giysilerini giymişler, tüfeklerini almışlar. Jiplerine, arabalarına biniyorlar. Dağlık sarp arazilerde, işte vahşi hayvanların olabileceği ortamlarda bazı iş adamları gidiyor, işte sabah çıkıyorlar ava. Akşamleyin bakıyorsun elinde bir tane tavşan veya bir ördekle veya bir yaban gazı bir şey vurmuş. Akşam sevinçle eve geliyor. Karşılaşıyorsun, işte bugün ne yaptınız? O iş adamının bir gün işte 10-12 saat enerjisini dağda tüketmiş. Evet. Risk almış. Soğukta,
İşte herkesin kahveyi yudumlayıp balkonda rahat rahat çay içtiği ortamda bir sürü yorulmuş. Vurduğu ördeği parasal olarak mukayese edersen, götürüp kasapta tarsan 1-1,5 kilo gelir, 10 TL'ye alabilirsin. Evet. Şimdi o adam o av işini sevmezse, ondan zevk almasa, haz duymasa, bu adam kimse evinden alıp aracından dağda o karların içerisine götüremezsin. Ben de şöyle geriye dönüp bakıyorum. Aynı bizimki avcı merakı gibi. Evet. Geriye dönüp bakıyoruz. Bu kadar enerji, bu kadar hizmet, bu kadar gazeteciye hizmet ve mesleğe hizmet. Gelip dönüp bakıyorsun, avcının vurduğu bir ördek gibi kazanım. Maddi ve parasal olarak baktığın zaman aynı Mehmet Akif Ersoy gibi. İşte palto ve pardesoyu emanet giyinip gidip kendi şiirini okuyan adam pozisyonundayız. Evet. O dönem eşeğe ters binen bizimle beraber biz gazetecilik yapıp onlar iş hayatına atılan kimselerin hepsi multi trilyoner büyük iş adamları oldu. Biz gazeteci olduk. Geçimimizi zar zor idare eden birisi olduk. Geriye dönüp bakıyoruz. Belki o arkadaşımız 100-200 kişiye istihdam sağlayabiliyor ama biz o kadar çok hizmetin topluma sunulmasına, gelmesine ön ayak olduk. Evet. Teşvik ettik, idareye uyardık. Birçok güzelliklerin ortaya çıkmasında ön ayak olduk. O meselede bizim yaşadığımız haz, zevk, mutluluk hiçbir parayla ölçülmez. Şimdi bununla ilgili bir büyük otelin lobisinde oturuyorduk yıllar önce. Bundan 15 yıl önceydi. Bir eski milletvekilimiz, bir de belediye başkanı arkadaşımız var. Oturuyorduk. O arada bana sordular ya Zeynal Bey, gazetecilikten nasıl, işlerin iyi mi falan. Dedim o dönemde haftalık gazete çıkarıyoruz. Dedim ya bir haftalık gazete 500 TL'ye çıkıyor. Biz işte 600-700 TL'lik bir reklam alırsak ondan kalanla işte geçimini sağlıyorsun. Ya dedi sen dedi boş işten uğraşıyorsun. Eğer böylese, evet, kazancı bu şekilse dedi, sen dedi bu işi bırak dedi. Senin çevren çok geniş, çok da girişken birisin. Sen dedi çorap pazarlasan, satsan dedi multi trilyoner olursun bir iki senede. Senin çevren geniş, iyi iş yaparsın dedi. Kaç çocuk var? O zaman 3 çocuğumuz vardı. Ya dedi yarın bunlar büyüyecek, işte bunlara ev vereceksin, hep masraf, işte bunlara ev lazım, şu lazım, bu lazım. Sen bu işten uğraşırsan yarın bu çocukları okutamazsın. Evet. Ya baktım adam, yani realite olarak bizim önümüze bir güzel bir harita çıkarttı. Ben kendi kendime baktım, düşündüm, yaş 35 işte. Bu belediye başkanı bana bunu söyle. Birden dondum, dedim ya hiç bu gerçeği kimse, hiçbir arkadaşım gelip bana böyle açık seçik anlatmadı. Gerçekten yarın ben bu çocukları nasıl üniversite okutacağım, bu meslek bizi geçindirmez, adam doğru söylüyordu. Ben böyle donmuş kalmıştım yani. O arada baktım bir el omuzuma böyle değdi. Döndüm, bizim esnaf kredi kefalet korporatif başkanı Abzel Bey'di. Ne dalmışsın dedi Zeynal. Dedim valla başkan dedim bana bir nasihat verdi. Pir nasihat verdi. Ne dedi? Dedim ya bana aynı böyle böyle anlattı. Dedi senin gelirin ne, giderin ne vesaire sorguladı. Ve ben önümüzdeki dönemde bu çocukları okutamayacağımı düşündüm dedim. Yani doğru, bu meslek iyi bir meslek değil. Evet.